Muhteşem, muhteşem. Yani şarkı söylüyoruz ama toplumsal mesaj da veriyoruz. Şöyle, bütün şarkılarımız öyle zaten. Öyle mi? Ben hızlıca ama çok hızlı. Yani o kadar hızlı ki anlaşılmasın. İsimlerinizi söyleyin. Hadi ben geçeyim. Beren, Nil, Simay, Elvin, Başak, Özge, Umut, Zülal, Lara, Atakan, Karin, Pelin. Çok hızlı söylediniz ve hoş geldiniz, harikasınız. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Allah'ım çalışmış da gelmişler. Vallahi çalışmışsınız. Bizim selamlamalarımız böyle oluyor genelde. Mikrofonunuz var mı? Nasıl oluyor, bir daha söyleyeyim. Biz her cumartesi pazar çalışmalarımızda böyle selamlıyoruz birbirimize. Gerçekten mi? Evet. Nasılsınız için, diyorsunuz evet, siz? Evet, nasılsınız diyoruz. İşte bu da koro disiplini mi oluyor öğretmenim? Evet. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Fulya Gedikli. Koromuzun 16 yıldır öğretmeniyim, eğitmeniyim. Diğer arkadaşlarımla birlikte Süreyya Çağlar ve Nilüfer Fatman'la birlikte koromuzu çalıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi 16 yıldır eğitiyorum derken tabii elinizden çok güzel güzel çiçekler geçti, öyle evet, değil mi? Evet, şimdi bu güzel çocuklarımız kaç yaş grubu? Bizim çocuklarımız ikinci seneleri 9 yaşında ve 10 yaşındalar. Çünkü iki yaş grubunu beraber almıştık. Hı hı. Ancak sınav açtığımız zaman 7 yaş grubunu alıyoruz. İlk açılışta 7 yaş. Daha sonra işte eğer o sene sınav açmamışsak 8 ve 9 yaş gruplarını alıyoruz. Hı hı hı. Bu şekilde. Kaç yaşa kadar devam ediyorlar? 5 yıllık bir eğitimimiz var. 5 yıllık eğitimden sonra kendilerini emekli ediyoruz biz. Emekli oluyor. Evet, sonradan evet. Devam ediyorlar mı? Tabii ki. Ses değişim dönemleri var biliyorsunuz çocukların, mutasyon dönemleri. Onu tamamladıktan sonra gençlik korolarımız hakikaten var. Hakikaten çok güzel bir mutasyona uğruyorlar. Evet. Evet. Çok şeker. Sesleri evet. Kalınlaşıyor. Hı-hı. Değişime uğruyor. Bu dönemde sağlıklı bir eğitim almaları gerekiyor. Onun için kısa bir ara veriyorlar. Daha sonra uygun olduğunda gençlik korosuna devam edebiliyorlar. Hı-hı. Dileyen bizim, sınava mı girmeleri var. Gerekiyor tekrar? Tabii sınava giriyorlar ama bizim çocuk korolarımızdan mezun olan öğrencilerimiz genelde çok daha rahat bir sınav veriyorlar eğitimli oldukları için. Hı hı. Hem solfej eğitimi alıyorlar, hem ses eğitimi alıyorlar ve repertuarlarıyla birlikte daha hazır giriyorlar, hı hı, doğal olarak. Tıpkı sporda olduğu gibi aslında. Tabii belki ki de, ama küçük yaşta müzik disiplini, daha doğrusu koro disiplini, o da ayrı bir şey, öyle değil mi? Ayrı bir başlık. Tabii koro ki disiplini almak ne kadar çocuğa? Biz yani kaç yaşında mı başlaması gerekiyor? Hayır, 7 yaş dediniz 7 zaten. Yaş, evet. O yaşta başlamak ne katar çocuğa? Çok şey katıyor gerçekten. Hı-hı. Velilerimizden dönüşlerini alıyoruz. Bir kere gerçekten disiplinli oluyorlar diğer hayatlarında da. Yani koronun, müziğin dışında okuldaki hayatlarında da o disiplini aldıkları için daha başarılı çocuklarımız oluyor. Biz dönüşlerini alıyoruz. Yani 16 yılın sonunda benim şu anda ilk mezun ettiğim öğrenciler 26-27 yaşında. Evet. Gerçekten ama nasıl çok oluyor, iyi siz 18 yerlerde yaşındasınız. Çok teşekkür ederim. onlarla evet genç kalıyoruz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Çocuklarla genç kalıyoruz. Çok güzel. Onun için hakikaten müzik eğitimi çok önemli. Hı-hı. Türkiye'de maalesef ben ona çok üzülüyorum. İşte koroya gidiyorsa derslerinden geri kalacak diye bazı anne babalarımız zaman içerisinde alıyorlar çocuklarını. Halbuki çok şey katıyor koro onlara. Ya, bunları yıkıyoruz gibi geliyor yavaş yavaş. Geç yıkıyoruz. Umarım. Ama yıkıyoruz. Aynı sporda da olduğu evet gibi. Bilakis, evet, bilakis başka konularla ilgilenebilen toplumsal, bunlar aslında konular, öyle evet değil mi? Topluca yapılan, insan insana, beşeri meseleler bu işler, kesinlikle, hobiler, hepsi. Bunların içinde olan çocuklar bana da sanki hayatta daha başarılı oluyorlar gibi geliyor. Kesinlikle. Daha o sinapslar mıdır, evet, nedir, o beyindekiler daha bir çalışıyor. Hiçbir şekilde kötü alışkanlıklar olmuyor. Onu garanti verebilirim. Yani ben bravo hani geri dönüşlerden. Ve vakitlerini bilgisayarın ve televizyonun başında geçirmiyorlar en azından. Niye? Çünkü parçalarımız sıkılıyorlar. Çünkü. Evet, bir süre sonra onlar da sıkıntı veriyor. Aha. Peki evet, Lara var yanınızda. Evet. Lara'cığım ne hissediyorsun sen böyle bir koro içinde olmaktan? Azıcık şöyle ekran, kameraya doğru. Alıyor mu görüntü? Evet. Güzel bir his. Ne? Nasıl güzel bir his? Böyle koku gibi mi? Böyle mis gibi mi? Nasıl bir şey bu? Çiçek gibi mi? Hep beraber çalışmak insana mutluluk veriyor. Harika. Haftada kaç gün bir araya geliyoruz demiştiniz? Sen söyle. Haftada iki gün, cumartesi ve pazar günleri. Hafta sonlarını böyle harika bir etkinlikle geçiriyoruz, evet, öyle mi? Üçer peki saatten altı saat.
çalışma yapıyorlar. Evet. Bazen uykulu geliyorlar ama açılıyoruz değil mi çocuklar sonra zıplıyoruz. Evet. Harika. Şimdi tabii çok sesli bir koro bu, evet, öyle değil mi? Evet, koromuz çok sesli. Geçtik mi böyle bu alto, daha o ses oturmadı çocuk tabii. Çocuk sesinde ama, alto ve soprano daha gibi oturmadı, doğru. Cinsiyetlere göre sesler yok ama daha kalın ve daha ince olarak ayırıyoruz ses gruplarına. İşte birinci ses, ikinci ses tabii ayırıyorsunuz ki, değil mi? Koromuz bizim dört sesli şu anda söylüyor. Şimdi böyle bir şey yapın bana ses, ne olur. Üçüncü ses ve dördüncü ses. Şu anda ses dengesi olarak maalesef genelde birinci yeterli sayımız burada. Yok. Evet. Birinci seslerimiz. Kaç kişiyiz normalde? Normalde biz 85 kişiyiz. Ne diyorsunuz? Evet, biz geleydik. Tabii bekleriz. Bütün çocuklarımızı buraya alamadık. Küçük grubumuz geldi. Onların ablaları, abileri var. Bu sene onları emekli edeceğiz. O küçük onlar grubun içinde, bunca çiçeğin içinde bu yakışıklı mı geldi bir de? Evet. Niye yalnız kaldı o yakışıklı? Atakan, istersen sen Atakan söyle. Sen anlat hayatım. Hiç kimse cesaret edemedi bence ya da programlara uygun değildi. Bugün cesaret, buraya gelmeye mi cesaret edemediler? Evet, peki sınavda kaç erkek var normalde koroda? Yaklaşık 15-16. Ha var. Harika. Az. Harika. Senin için ne ifade ediyor Atakan bu koroda olmak, şarkı söylemek? Ne ifade bütün ediyor? Bütün hayatımı ifade ediyor. Ne diyorsun? Bir öpebilir miyim seni? Bir dakika şimdi niye öpüyor bu abla? Hadi teyze olsun diyor. Ne demek bütün hayatımı ifade ediyor? Bir anlat bakayım. Müzik benim yani bütün hayatım neredeyse. Müziksiz bir hayat geçiremem. Ne yapıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor peki? Müzik nerede merak ediyorum. Hayatın nerede ne giriyor çıkıyor? Okulda Dev abla dinliyorum bazen. Hı-hı, ya da eve gelince dinliyorum. Hı-hı. Var mı ailede de ilgilenen müzikle? Babam saz sanatçı TRT'de. Tamam anlaşıldı, evet. Tamam. Ve dikkat ediyorum, biraz da bildiğim için söylüyorum bunu bir müzisyen olarak. Hepsinin yüzü gülüyor, hepsi pırıl pırıl, gözler pırıl pırıl, hareketler değil mi? O çeviklik, o müzik tempo, ritim çok önemli çünkü. İnsanın hayatına da ritim katıyor çünkü kesinlikle müzik aynı zamanda. Buyurun. Biz hareketlerle birlikte sesimizi de kullanmayı öğreniyoruz. Çünkü popüler çocuk şarkıları yarışmamız var. Bugün size onlardan çektik, hazırladık dört parçamızı. Her sene olmuyor ama iki senede bir popüler çocuk şarkıları yarışmasında finale kalan eserlerimiz oluyor. Bu sene, bu yıl var. Haziran ayında, evet. Hem de Türk halk müziği, Türk sanat müziği, evet, değil mi? Besteler şöyle söyleyeyim, olacak. Türk sanat müziğinde beste yarışması vardı. Onun finali 27 Nisan'da gerçekleştirilecek. Hı hı. Diğer popüler çocuk şarkıları yarışması bizim çok sesli korolarımızın katıldığı, bestelerin yarıştığı bir yarışma. O da zannediyorum 22 Haziran'da İzmir'de finalini gerçekleştireceğiz diğer korolarla. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, halk müziği ve sanat müziği çocuk korolarının da işte ortak söyleme kültürel olarak söyleyeyim. Sanat müziği ve halk müziği çocuk korolar için öyle. Bizim de birlikte söylerken repertuarımızı zenginleştirme amacımız var. Hep o çocukluğumuzdaki şarkıları biz tekrarlıyoruz. TRT Ankara Çocuk Korosu olarak nesilden nesile devam etmesini istiyoruz. Ve dahi öz kültürümüzü sahiplenmek, evet, öz kültürümüzü ve korumamız gerekiyor kesinlikle. Popülerlik var biliyorsunuz. Bunun karşısında biz zayıf kalıyoruz çoğu zaman. Onu da canlı tutabilmek için böyle bestecilerle birlikte çalışıyoruz ve popüler çocuk şarkılarıyla danslarımıza devam ediyoruz. Muhteşem. Muhteşem. Stüdyo bugün kalabalık. Anneler, babalar, alkışlayabilir miyiz lütfen, kameraları bırakın. Şimdi o zaman bir şarkı daha rica ediyoruz. Ondan sonra da vedalaşalım. Buyurun lütfen.